Duayan başlayacağız. Hem Türkiye'nin, Türkiye'deki şehitler ve Kıbrıs'taki şehitler ve Türk dünyası şehitleri için dua edin. Sonra arkasından milli başlarımızdan ve başlarımızı ve Galatasaray Lisesi'nin önünde sınıf için bir mutluluk etkinliğinde faaliyetlerimizi orada devam edeceğiz. Dua için burada bulunuyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, sana hamd ediyoruz. Hamdimizi şükrümüzü daim eyle. Ya Rabbi, son peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi salatü selam ile alıyoruz. Şu meclisimizden haberdar eyle. Ya ilahe alemin, sen bizi yoktan var ettin, varlığından haberdar ettin. Bütün insanları bir anne ve babadan dünyaya getirdin. Ya Rabbi, tanışalım, kardeş olalım, birbirimizin kültürlerini bir yerlerine aktaralım diye dostça selamet içinde yarattın. Çok ama bazı kulları sana ikram etmeyen şeytana uydular. Bu kulların arasında nifak çıkardılar. Ve özellikle son zamanlarda Türk devletinin, Türk kalbinin ve kardeş kalimlerin, Kırım Tatarlarının, Kerkük'te Türkmenlerin, Bayırmıca Türkmenlerinin ve dünyanın birçok yerinde Kosova'da, Myanmar'da sana inanmış birçok kullarının tanına girdiler. Onlara zulmettiler. Ya Rabbi, bu zalimleri ıslah eyle. Eğer ıslah olmayacaklarsa suçlarının cezası neyseler ya Rabbi. Ya ilahe alemin, bundan 72 yıl önce haksız, hukuksuz Karadeniz'imizin kuzeyinde Kırım'dan sürgün edilen Kırım Tatar Türklerinin ya Rabbi sana ulaşmış devamlarına rahmet eyle. Yollarda sıkıntılar içinde ilerlemiş ve fakat memleketlerine dönüştürüyor.